Sırada Kıbrıs'la ilgili önemli bir haberimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değişiyor. Bu durum ilk kez pasaportlara yansıdı. Şimdi adaya uzanıyoruz. Mahmut Doğan'ın konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu. Evet, sizde söz. Evet Can Okanar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pasaportlar CTR koduyla çıkmaya başladı. Bunu da ilk defa A Haber ekranlarında izleyicilerle paylaşacağız. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi de İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan alacağız. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz için teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Buradan bütün A Haber izleyicilerine de selamlar, sevgiler. Evet efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk defa bu elimde gördüğünüz pasaportlar CTR koduyla çıktı. Açılımı Cyprus Turkish Republic. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Kıbrıs Türk Devleti anlamına geliyor. Efendim bunun açılımı hakkında bilgi verir misiniz? Gerçekten devletin adı değişiyor mu? Evet, tabii ki basında bu çok böyle speküle edilmiş bir haber. Ancak bizim pasaportlarımızın ön yüzünü bu vesileyle göstermek istiyorum. Burada yazdığı gibi tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Turkish Republic of Northern Cyprus olarak geçiyor. CTR diye isimlendirilen kod sadece pasaportlarda Alfa 2, Alfa 3 kodu diye bir sistem var. Bu uluslararası sivil havacılığın kuralları makinede okunabilmesi için. Bu sadece makinede okunabilmesi için pasaportumuzun bir kodu Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Alfa 2 kodu CT olarak, Alfa 3 kodu da CTR olarak. Tabii ki biz bunları ICAO'ya başvurduk. Bu kodları alabilmek için Bakanlar Kurulu'ndan geçirdikten sonra. Bunları Kanada'dadır merkezi ICAO'nun. Bunlar tabii ki oradan onay alması halinde pasaportlarda kullanabileceğiz. Onlardan cevap bekliyoruz. Peki efendim, bu pasaport devletin isminin değişmesi gibi bir argüman hiç kimsenin aklından geçmemiştir. Zaten hiç kimsenin de haddi değildir böyle bir şey. Peki efendim, bu pasaportların diğerlerinden farkı ne olacak? Pek tabii ki bizim şu anda ülkemizde el yazması pasaportlar kullanılıyor ve dolayısıyla bunun altyapısı da benzer bir durumdadır. Bizim burada e-pasaport, e-kimlik, e-tapu işlemlerini başlattık bakanlığa geldikten sonra. Bu tamamen ülkemizin e-devlet altyapısının oluşması anlamına geliyor. Bu iceberg'in suyun üstünde gözüken kısmıdır. Yani pasaport, çipli pasaport veya biyometrik pasaport veya elektronik pasaport ismiyle isimlendirilen pasaport sadece bizim altyapımızın üstte gözüken kısmıdır. Önemli olan bunun altyapısıdır. Biz altyapıyı değiştiriyoruz. E-pasaportu biz ihaleye çıktık. E-kimliği çok teşekkür etmek gerekiyor bu vesileyle Binali Bey'e de, TürkSat'a da, TÜBİTAK'a da onlarla birlikte çalışıyoruz. Ve bütün kayıt sistemimizi dünya standartlarında çağdaş usullere uygun oluşturuyoruz. Bunun sonucu olarak da e-kimlik, e-pasaport, e-tapu çıkıyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de e-devletim sürat almasına lokomotif oluyor bunlar. Peki efendim, bunların kopyalanabilmesi mümkün mü? Yani sahtesinin yapılması? Mümkün değil. Biliyorsunuz el yazmalarının sahtelenmesi, kopyalanması mümkün. Ancak uluslararası kurallara göre hazırlanmış olan bu e-pasaportların kopyalanabilmesi, taklit edilebilmesi veyahut da herhangi bir giriş çıkış kapısında ilgili memuru yanıltarak bir şekilde geçebilmeniz mümkün değil. Çünkü sizin kişisel bilgilerinizin tümü çipin içinde saklı olacak. Bundan dolayı 40'ın üzerinde güvenlik üyesi vardır pasaportun. Birçok yerinde gizlenmiş. Dolayısıyla bu pasaportu gerek gözle, gerek mercekle, gerekse gelişmiş makinelerle kontrol ettiğimizde bu kontrollerin sonunda pasaporta bir müdahale yapılıp yapılmadığı tarafınızdan ya da uzman kişiler tarafından görülebilir. Dolayısıyla kopyalanması mümkün değildir. Peki efendim, bu e-pasaportlar tüm dünya ülkelerinde aynı mı? Evet. E-pasaportların tabii ki dünyada bu işi yapan, yazılımını yapan, pasaportu üreten firmalar bellidir. Yani sayısını bilemiyorum ama yani öyle çok aşırı bir sayısı yoktur. Yani 10 civarı veyahut da 10-15 civarı bir sayı olabilir. Bizim ihalemize de bunlar firmalar katıldı. Ve bizim inandığımız ve ekonomik olarak da en uygun firmaya verdik. Yani dünyada neyse bizde de o bundan sonra. Peki efendim, buradan son olarak A Haber aracılığıyla Türkiye'deki soydaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Biz tabii ki Türkiye'deki kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletirken burada e-kimliğin ve e-tapunun
tabii ki yapılmasında buradaki Türkiye Büyükelçiliği'nin kimlik konusunda da Ulaştırma Bakanlığı'nın Binali Bey'in çok büyük katkılar var. Onlara çok teşekkür ederim. TürkSat'ın, TÜBİTAK'ın çok ciddi çalışmalar var. Onlarla çok iyi çalışmalarımız var. Onlara teşekkürlerimi bir borç bilirim.